Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs sokaktaki ve barınaktaki hayvanları da vurdu. Birçok vatandaşın karantina döneminde evde hoş vakit geçirmek için ve okulların tatil olması ile birlikte çocuklarının hoşuna gideceği hayvanları satın alıp hediye etmesi sebebiyle barınak ve sokaktaki binlerce hayvan sahipsiz kaldı. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği ve Patisev Derneği üyesi olan Filiz Ayhan, hayvanların parayla satın alınıp sonra sokaklara bırakılması sonucu binlerce hayvanın sahipsiz kaldığını belirtirken, sokağa terk edilen bir hayvanın çiftleşmesi sonucu 10 yılda 76 bin sahipsiz hayvana dönüştüğünü dile getirdi. Pet shoplardan köpek satın alınmasına karşıyız. Yurt dışında bile barınaklar boşaldı. İnsanlar korona dolayısıyla köpek ve kedi sahiplenmeye başladı. O kadar çok köpek ve kedi var ki cins sokakta, barınaklarda. Şu anda Türkiye'de barınaklardan sahiplendirme yapılmıyor. Çünkü sosyal mesafeyi korumak zorunda insanlar. Bu yüzden bizim bahçelerimiz var. Sahiplendirme yapıyoruz. 2000'e yakın köpek bakıyoruz. Bunlardan sahiplenilirse çok iyi olur. Üstelik pet shoplara akın edildi ama bu koronavirüsü bittikten sonra o canlar ne olacak? Bir de şu anda insanlar çocukları evde, çocuklarına oyuncak da arıyorlar açıkçası. Okullar açılınca o köpekler yine sokakta, yine bize gelecek. Biz satın alınmasına karşıyız. Bizlere ulaşsınlar, derneklerimizin sayfaları var. Oralardan sahiplensinler. Biz bunu istiyoruz. Pet shoplardan kesinlikle alınmasın. Tabii ki hayvanlarla yaşamak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunu herkes biliyor. Bütün hekimler, bilim adamları söylüyor. Ama bu geçici bir süre biliyorsunuz. Bu süreçte biz köpek satın alınmasına karşıyız. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Gereken parayla kesinlikle sahiplendirmiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaten aşılarına, kısırlaştırmalarını yapıp veriyoruz. Bir de pet shop'tan alınan köpekler kısır olmuyor. Sokağa atıldığında çiftleşip çoğalıyorlar. Bir çift köpek 10 senede 79 bin tane köpeğe denk geliyor. O kadar çoğalıyorlar yani sokakta. Hamile aldığımız cins köpekler var sokaktan mesela. Bunlar hep sorun bizim için. Bir tane köpek, 6 tane köpek olarak bize gelmiş oluyor. Barındırıyoruz, besliyoruz, sahiplendiriyoruz. Sahiplendirmeden önce kısırlaştırıyoruz. Tedavi gerekirse tedavilerini yaptırıyoruz. Sapasağlam güzel köpeklerimiz var, sahiplendiriyoruz.